Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi günler diliyorum herkese. Değerli dostlar, seans arası olması münasebetiyle, özellikle borsa ağırlıklı olmak suretiyle, ilk seans sonuna kadar oluşan kritik verileri sizlere kısa bir analizle, kısa bir slide gösterisiyle izah etmek istedim. Kimler alıyor, kimler satıyor, lider alıcı neler alıyor, lider satıcı hangi hisseleri satıyor, para giriş ve çıkışları ne durumda? Teknik reytingi olumlu olan hisseler nelerdir şeklinde çok hızlı bir geçiş yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar, öncelikle endeksin şu an içinde bulunduğu tabloya bir bakacak olursak, görmekte olduğunuz gibi 95.168 seviyesinden bir kapanış yaşandı. 95.000 seviyesinin aşağısına gelmek istemeyen bir endeks görünümüyle karşı karşıya kaldık ilk seans itibariyle. Yalnız ikinci seans bugün cuma günü olması, haftanın son işlem günü olması ve genel olarak piyasayı etkileyen seçim belirsizliği ve S-400 mevzusu nedeniyle ikinci seansta satışların ekstra boyut kazanması ve 95 bin aşağısına gelinme riskimiz bulunmakta. Bu hususta 95 bin seviyesi bir ara destek olarak ikinci seansın en önemli referans seviyesi olarak kendini hissettirecektir. Zira dolardaki hareketlilik oldukça yüksek boyutlara kazanmış durumda ve risk iştahı oldukça sıkıntılı bir mana taşıyor şu an itibariyle. Evet, sevgili dostlar, şurada görmekte olduğunuz gibi 38.2'ye denk gelen 95.900 seviyesinin kırılması sonrasında, bu arada bu grafiğimiz seanslık bir grafiktir, 240 dakikalık bir grafiktir arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar en yakından takip etmemiz gereken nokta %50 Fibonacci desteği olarak gördüğümüz 94.868 seviyesidir. Yani 95.000 aşağısına sarkmalar olabilir. Bu seviyeye kadar geri çekilme olabilir. Eğer buradan bir tepki göremiyorsak, 95.000 ila 94.758 arasından bir tepki veya şu Fibonacci desteğinden bir tepki göremiyorsak, şu bölgeye kadar, yani 93.850 seviyesine kadar bir geri çekilme riskinin gündeme gelebileceğini, satışların bu seviyeye kadar, 93.850 seviyesine kadar hızlanabileceğini dikkate almakta yarar bulunuyor. Zira teknik göstergeler tamamıyla olumsuz bir konuma geçmiş durumda. Evet arkadaşlar, hemen verilere gelelim. Bugün ilk seans itibariyle, ilk seans sonu itibariyle iş yatırımın 29 milyon, garanti yatırımın ise 28 milyon civarında bir alımının olduğunu görüyoruz. Citimenkul ise 16 milyon gibi, 17 milyon gibi çok düşük miktarda bir alım gerçekleştirmiş. Ancak lider satıcı konumunda QNB Finans yatırımı görmekteyiz. 27 milyon civarında satışı bulunuyor. Merrill Lynch'in ve Deutsche Bank'in ise ikinci ve üçüncü sırada satıcı olduğunu görüyoruz. Merrill Lynch yaklaşık son 3 gündür yoğun satışları bulunuyor. Daha öncesinde de günlük 200 milyonlara ulaşan yoğun satışları mevcut idi. Son bir haftayı dikkate aldığımız zaman Merrill Lynch'in son derece kararlı satışları olduğuna dikkat çekmek isterim. Evet sevgili arkadaşlar, lider alıcının, yani iş yatırımın almış olduğu hisselere baktığımız zaman TT.com aldığını görmekteyiz. 8 milyon 150 TL'lik bir alım gerçekleştirmiş ve ortalama maliyetinin ise 4.40'lar civarında olduğunu görüyoruz. Yine Petkim hissesine bir ilgisi var. Bugünün en çok alım yapan kurumu olarak iş yatırımın 7 milyon civarında bir alımı söz konusu ve 4.52 ile alım gerçekleştirmiş durumda. Türk Hava Yolları ve İşçe ise yine iş yatırımın bugün itibariyle aldığı hisseler arasında. Tofaş satıyor iş yatırım, Kardemir satıyor, Sasa ve Yapı Kredi Bankası satmakta. Lider satıcıya baktığımız zaman lider satıcının QNB Finans yatırımı olduğunu ifade etmiştim. Lider satıcı ise en fazla garanti üzerinde satışların yoğunlaşmış durumda. Garanti Bankası üzerinde, yine Türk Hava Yolları, İşçe de en çok satış yaptığı hisseler arasında bulunurken, lider satıcı olan QNB Finans yatırımın Kardemir ve Alcatel'e tahvile pardon tav havalimanlarına ilgi gösterdiğini görmekteyiz. Arkadaşlar, bugün itibariyle, daha doğrusu ilk seans itibariyle en çok para giriş çıkış yaşayan hisselere baktığımız zaman Garanti Bankası'nın 17 milyon civarında bir para çıkışı yaşadığını görüyoruz ki önemli bir miktar diyebiliriz. Garanti bugün değer kaybeden banka hisseleri içerisinde son derece önemli bir rol taşıyor ve endeksi de aşağı çeken hisselerin başında diyebiliriz.
Aselsan, Akbank ve Ereğli'de satışlar mevcut ama para çıkışı anlamında çok yoğun bir para çıkışı olduğunu söylemek güç. Burada garanti bir banka hissesi olması sıfatıyla 17 milyon civarındaki para çıkışıyla son derece dikkat çekici durumda. En çok para girişi olan hisselere baktığımız zaman ise Türk Hava Yolları'nın 6 milyon civarında bir para girişi yaşadığını ve endekse oranla daha düşük bir oranda değer kaybı yaşadığını görüyoruz. Tüpraş'ta, Yapı Kredi Bankası'nda, Vakıflar Bankası'nda ve Türk Telekom'da ise para girişleri mevcut görülmekte. Ancak ikinci seans ne olur? Tabii ki bilmiyoruz. Değerli arkadaşlar, Matrix Analiz Programı'nın teknik reyting olarak yapmış olduğu bir çalışma bulunuyor. Bu teknik reyting çalışması belli teknik kriterleri, yani MACD gibi, STOXX gibi, RSI gibi çeşitli teknik kriterlere belli puanlar vermekte ve en yüksek puanı 5 olmakta. Bu şekildeki puanlama sonrasında mekanik tamamıyla teknik bir sisteme dayalı olarak yaptığı çalışma sonucunda hisselere vermiş olduğu farklı teknik kriterlerin, indikatörlerin puanlaması sonucunda bir rapor çıkarmakta. İlk seans sonu itibariyle arkadaşlar teknik reytingi en yüksek olan hisse Ünye Çimento'ymuş. Ondan sonra Özbağlı ve bu şekilde aşağı doğru sıralanmakta. Ben tek tek bunların isimlerini saymayacağım. Hangi hissenin hangi indikatöre göre kaç puan aldığını burada görmektesiniz. En yüksek puan 5'tir. 5 üzerinden bir değerlendirme yapmakta. Bu da belki faydalı olabilir diye sizlere bilgi bazında sunmak istediğim bir kriter. Arkadaşlar pivot seviyelerine gelelim. Dolar için şu an için pivot seviyemiz 5.80-88 seviyesini göstermekte. 120 dakika için geçerli. Önümüzdeki 2 saatlik süreç için çok kısa vadeli bir süreç için geçerli olan bir pivot verilerini sizlere aktarıyorum. 5.80-88 seviyesi şu an için pivot seviyemiz. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça 5.83, buranın da aşılması durumunda 5.83-70, 5.84 ve üçüncü direncimiz olarak ise 5.85 seviyesini dolar TL'de görebilmekteyiz. 5.80'in aşağısına, 5.81'in aşağısına gelinmesi durumunda ise takip edilmesi gereken pivot seviyelerimiz 5.79-88 ve 5.78 ve 5.77 olarak görülmekte. Arkadaşlar burada Nisan vade Viyop USD kontratlarının da kritik değerlerini görmektesiniz. Bir de endeks adına şuradan 95.275 seviyesinin önümüzdeki seans için 240 dakika için endeksteki durumu seanslık olarak yorumluyorum. 95.275 seviyesi endeks adına önemli bir pivot seviyesi konumundadır. 95.500 seviyesine doğru ataklar olabilir. Ancak 95.275 aşağısında kalındıkça 94.800, buranın da aşağısına gelinmesi durumunda 94.560 ve daha da aşağısında 94.106 seviyesine dikkat edilmesi gerekiyor. Zira 93.800 seviyesinin ise önemli bir pivot seviyesi konumunda olduğunu ifade ettim. Arkadaşlar bu kısa analizde istifade etmiş olduğumuz kaynaklar Matrix programı ve borsapivot.com isimli sizlere sürekli olarak verilerimden istifade ettiğim bir web sitesidir. Bunlardan istifade etmekteyiz. Bu şekildeki bir çalışmaları zaman zaman aktarabilirim. Kısa analizler şeklinde verilerden istifade etmeniz ve değerlendirmelerinizde yararlı olabilmesi dileğiyle anlık bildirimler alabilmek bakımından ise kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Efendim şimdilik aktarabileceklerim bunlardan ibaret. Seans sonuna doğru saat 17 civarında tekrar kısa bir analiz aktarabilirim bu şekildeki bir çalışmayla. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın şimdilik.